Bismillahirrahmanirrahim. Dün Kamer suresi 20 6'ya kadar gelmiştik hocam. evet 26'ya kadar gelmiştik. Bugün 27'den devam ediyoruz. Evet. Gerçek şu ki biz bir fitne, imtihan ve deneme konusu olarak o dişi deveyi kendilerine göndereniz. Şu halde sen onları gözleyip bekle ve sabret. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'da Semud kavminden bahseder. Semud kavminde kısa olarak en önde gelen olay dişi deve. Yani hani Allah Hazreti Salih peygamberden mucize istediklerinde Salih peygamber işte Allah'ın dişi devesi. Bundan daha güzel de ayet mi olur? Mucize mi olur dedi. Ama içlerinden o Salih peygamber onlara da şöyle devam etti. Dişi deve kesinlikle bir gün su içme hakkı devenin, bir gün su içme hakkı da sizindir dedi. Kesinlikle devenin su içme hakkına müdahale etmeyin dedi. Şimdi Kur'an'da kesinlikle iki tip ayetten bahseder Kur'an. Birisi muhkem olanlar, bunlar kitabın anasıdır der. Ali İmran suresi 7. ayette. Bir de müteşabih olanlar ayetlerdir. Bunlar da ilimde derinleşenler tarafından anlaşılır. Kalbinde maraz olanlar farklı anlamlara geldiğinden dolayı ayetlerin müteşabih olanlarına uyarlar der. İşte burada dişi deve yani insanlar etinden, sütünden, gübresinden, derisinden, yavrusundan istifade edilmesi için insanlara Allah verdiğini söyler. Ama insanlardan bozguncu olan birisi geldi, deveyi kesti ve böylece o ve onunla birlikte olanları Allah helak etti der. Şimdi deveyi kesince Allah insanlar için yarattığına göre niye Allah onları helak etsin? Size bir soru. Bu size soruyorum. Allah gerçekten onları niye helak etti? Yani bu Kur'an bütünlüğüne uygun bir ifade mi bu? Hocam deveyi tapınılır hale getirdikleri için yani ona değerinden fazla değer yükledikleri için. Çok güzel. Yani Allah diyor ki göklerde ve yerde, bu da Hac suresi 118. ayette yanılmıyorsam, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih ederler. İnsanlardan bazıları da der. Allah evredeki varlıkları temel olarak ikiye ayırıyor. Bunlardan birisi insanlar, bunlara emanet ve sorumluluk yüklediğini, bunun dışındaki varlıklar da meleklerdir. İşte bütün evrende insanın dışında meleği de Kur'an 93 yerde tarif eder. Melek insanların biyolojik ve psikolojik olarak insanların karar verdiği yönde, insanların emrine amade olan, zerreden küreye kadar yaratılmış olan bütün varlıklara Allah melek diyor insanların dışında. O zaman insanların dışındaki varlıklar insanlara secde etmek, insanların emrine amade olmak için yaratılmış. Eğer insanlar melekler olmamış olsaydı ne söz söyleyebilir, ne herhangi bir davranışta bulunabilir. O zaman meleklerle insanlar emanet ve sorumluluğunu yerine getiriyor. Öyleyse meleklere dedi ki Adem'e secde edin, bütün melekler secde ettiler.
Ama İblis secde edenlerden olmadı. Bu ayrı bir konu. İşte deve de bir melektir. Görevi insanlara etinden, gübresinden, derisinden, yavrusundan istifade etmesi için insanlara verdi Allah. Ama insanlar bu deveyi bundan yararlanmak yerine insanlardan bozguncu olanlar Rabbani yolun dışında Allah'ın koyduğu değeri değerinin üzerinde bir yere taşımak veya değerinin altında bir yere indirmek konusunda bozguncu olan birisi bunu ortaya koydu ve o ve onunla birlikte olanları helak ettik diyor. Burada Haç suresi 36. ayette ne diyordu? O sıra sıra dizilmiş olan develeri kesip onları etini bir bölümünü yiyordunuz. Bir bölümünde insanlara rızık olarak dağıtıyordunuz diyor. Bir taraftan Allah deve kesenleri ödüllendirsin, onlardan hoşnut olsun. Bir tarafta da deve kestiği zaman o helak edilsin. Böyle bir şey olabilir mi sizce? Kur'an'da çelişki yok diyor Allah. O zaman buradaki deve kesme olayı deveyi ait olduğu Allah'ın koyduğu değerin üzerinde bir yere taşımayı deveyi kestiler ifadesi kullanıyor. O zaman Tekvir suresi şöyle başlarda diyor da ya gebe develer o kıyamet sahnesini anlatırken kendi başlarına yalnız olarak bırakıldığı zaman diyor. Yani insanlar ilah olarak taptıklarını, kardeşlerini, anasını, babasını, çocuklarını yalnız olarak bırakmaları veya fidye olarak bütün yakınlarını fidye olarak vermek isteyecekler ama Allah bunu kabul etmeyecek ifadesiyle olayı anlatıyordu. İbadet ve kulluk sadece ve sadece Allah'a aittir diyor. İnsanlar Allah'ın dışındakileri ibadet ve kulluk yapmaya yöneldiği zaman Allah'a şirk koşuyorlar diyor. İşte deveyi ait olduğu yerden kaldırıp onu ilah konumuna getirmeyi deveyi kesti olarak tanımlıyor Kur'an. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Bunun karşılığında... Hocam buradaki su içmeyi nasıl anlamamız lazım? Devenin su içme hakkı dediği... Yani hani Ahzab suresi 72. ayette ne diyordu? Biz göklere, yere, dağlara o emaneti yükledik de onlar bu emaneti yüklenmekten kaçındı, korkuya kapıldı. Ama insan bu emaneti yüklendi. Ne zalimdir, ne cahildir. Evrende yaratılmış olan varlıkları Allah ikiye ayırıyor. Birisi emanet ve sorumluluk yüklenen varlıklar. Bunlara insan diyor. Biri de emanet ve sorumluluk yüklenmeyen varlıklar. Bunlara da melek diyor. Meleği de tarif ederken yine tarif edelim. Melek insanların biyolojik yani damarlarıyla, hücreleriyle, organlarıyla ne varsa eliyle, koluyla, yüzüyle, gözüyle ne varsa bunlar melek olduğu gibi insanların karar verdiği yönde insanların emrine amade olan zerreden küreye kadar yaratılmış olan insanların dışındaki bütün varlıkları da Allah melek diyordu. O zaman meleği ait olduğu yerden kaldırıp tapınılır hale getirirsen ne oluyor? Allah'a şirk koşmuş oluyorsun. İşte bir gün su içme hakkı devenin derken devenin bir yaratılış gayesi var, görevi var. İnsanların bir yaratılış gayesi ve görevi var. İnsanların yaratılış gayesi Allah'a ibadet ve kulluk yapmak. Hani Ahzab suresi 36. ayette Allah ve melekleri peygamberi salat ederler. Ey müminler siz de ona salat edin ifadesi kullanıyor. Yani Allah'ın yaratmış olduğu insanların dışındaki bütün varlıkların görevi hem Allah'a secde ederler hem de insanlara kendilerine kodlanmış olan bilgiyi çözüp onunla
objektif olarak öğrendiğin zaman teknoloji konusunda insanlar teknolojide meleklerin dilini çözdükleri zaman onlar evrende teknoloji üretiyorlar. İşte bunları onun dışında hareket ettiği zaman insanlar Allah'a ibadet ve kulluğun dışında hareket ettiklerinden dolayı su içme hakkı diye bahsedilen devenin bir su içme yani görevi var. İnsanların bir kendilerine yüklenmiş olan bir ibadet ve sorumluluk görevi var. İnsanlar deveye yüklenen görevi ait olduğu yerden kaldırıp onu tapınılır hale getirmeyi su içme hakkına müdahale etme olarak diye anlatıyorum. Hani Allah Hazreti Musa'ya demişti ki ey Musa şöyle demişti su içme yani insanlara su konusunda Allah'tan istek istemişti. Biz de asanı vur demiştik. O da vurmuştu. 12 tane pınar fışkırdı. Musa kavmi için su istediği zaman diye anlatıyor. Buradaki su yani Allah'tan gelen vahyi bilgileri Allah'ın istediği şekilde yaşama kuralı olarak tanımlıyor Kur'an suyu. Onun için bir gün su içme hakkı devenin bir yaratılış görevi var. Sizin de yaratılış göreviniz Allah'ın gönderdiği vahiy kurallarına göre söylem ve eyleminizi düzenlemek ifadesiyle kullanıyor. İşte Kur'an da yine insanları temel olarak ikiye ayırıyor. Birisi Müslüman olanlar, bunlar hani Enam suresi 162. ayette de ki benim yaşamımı, ölümümü, namazımı, ibadetlerimi gökleri ve yeri yaratan Allah belirler. Bunu Müslüman olanların kuralı bu. Bir de Müslüman olmayanların yaşam biçimini, hayat tarzında tağutlar belirler, şeytanlar belirler. Hani Zuhruf suresi 36-37. ayette diyordu ya, bu zikirden uzaklaşanların üzerine şeytana bir kabuk bağlatırız. Onlar da şeytanın en yakın dostudur ifadesi kullanıyor. İşte şeytanın en yakın dostu olanlar Allah'ı unuturlar. Şeytanın yolunda yürüyen insanlar. Dolayısıyla Allah'ı unutan insanları da Allah unutuyor. Ahiret aleminde de ebedi cehenneme hak ediyor. İşte deveyi tapınılır hale getirmek onun su içme hakkına müdahale etmek oluyor. Devenin görevi sana etinden, gübresinden, yavrusundan, yükünden istifade etmek için yarattı. Sen onu tapınılır hale getirdin. Mesajı vererek. Oysa deve sana secde edecek ama sen deveye secde ediyorsun. İfadesiyle kelimeyi konulduğu yerden kaldırıp Rayna bizi güt deme yerine getirme anlamında kullanıyor. Oysa Allah Rayna bizi güt demeyin, unzurna bizi gözet deyin ifadesiyle Allah insanları doğru bir yolda yürümelerini istiyordu. Olay bu. Selman Hocam benim anladığım. Peki Selman Hocam. Deveyi yüceltmemizi istemiyor Allah. Deveyi aşağılayabilir miyiz? Ondan nefret etme hakkımız var mı? Veya ona zulüm etme hakkımız var mı? Yani tabii ki öyle bir hakkımız da yok. Yani. Peki deveyi aşağılama, zulüm etme hakkımız yoksa mesela domuzu hep aşağılıyoruz. Birine hakaret edeceğimiz zaman domuz gibi diyoruz. Domuz sürüsü diyoruz. İşte domuz oğlu domuz diyoruz. Her neyse yani. Bu doğru bir davranış mı? Yani bu da değil. Tabii şimdi gelenekte öyle domuz negatif anlamda kullanılıyor. Ama yanlış tabii ki. O da Allah'ın yarattığı bir canlı.
Yani sonuçta oturup bir oturmuşta çeyrek domuz yemek varken ne diye domuzu kötülüyorlar, aşağılıyorlar. Dolayısıyla ben burada Yücel Hocam'a başka bir şey sormak istiyorum. Bilmiyorum, müsait mi? Devlet abi buyur. Az önce Ali Rıza Hocam Ali İmran Suresi 7'den bahsetti. Oradaki müteşabihattan bahsetti. Ve ayette de diyor ki işte kitabın anası olan bir kısım ayetler muhkemdir, diğerleri ise müteşabihtir. Buraya kadar tamam. Sonra diyor ki kalplerinde bir kayma olanlar, eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Peki şimdi biz müteşabih ayetlere uyarsak kalbimizde sapma mı olmuş oluyor? Fitne çıkarmak mı istemiş oluyoruz biz? Müteşabih ayetlere uymayalım mı şimdi? Ne yapacağız burada? Müteşabih ayetleri anlatılmak istenilen manada anlamayınca onun kelime anlamı üzerinden olduğu gibi anlaşıldığı zaman, anlatılmaya çalışıldığı zaman kalplerinde eğrilik olanlar Kur'an'la alay ediyor. Yani işte kimilerine mucize anlamı yüklüyorlar, kimilerine farklı anlamlar, hikaye, masal gibi alaya alır gibi bir durum ortaya çıkıyor. Halbuki sadece Türkçe dili değil, tüm dünya dillerinde müteşabih anlatım veyahut da her kelimenin farklı farklı mecaz anlamda kullanılan kelimeler vardır. Zannediyorlar ki yani başka dillerde böyle bir mecazi anlatım yok. Yolda giderken işte Tevfik abiye gördüm. Birden başıma kaynar sular döküldü dediğim zaman buradaki kelime anlamı üzerinden gidersek sanki orada balkondan birisi benim kafama bir tane kaynar su döktü. Biz bu müteşabihata uyacaksak neden Kur'an'da kalplerinde eğrilik olanlar müteşabihata uyarlar, fitne çıkarırlar diyor. Yani müteşabihata biz ayıklamamız mı? Yani şimdi burada müteşabihe baktığımız zaman, buradaki anlatımlara baktığımız zaman alay edercesine bir şey çıkıyor, sonuç çıkıyor. Yani olması mümkün olmayan bir şey ortaya çıkıyor ve bu alay konusu ediliyor. Yani mümkün değil yani oradaki abi, denizin ikiye bölünmesi, işte asaya vurunca taştan pınarın fışkırması. Yani sonra peygamber adına atfedilen... Onu öyle anlayanlar alay etmek için demiyorlar ki Musa denizi ikiye yardı diye veya taşa vurdu 12 pınar fışkırdı. Onlar onu övgü yapmak için böyle söylüyorlar. Evet, mucize adı altında... Yüceltmek için söylüyor, alay etmek için söylemiyor onlar mı yani? İşte bunu kalplerinde eğrilik olanlar işte bunu alay alıyor. Bu gibi şeyleri alayla, alay ifadesiyle bunu anlatıyorlar, anlatmaya çalışıyorlar. Kalplerinde eğrilik olanlar deveyi kesmiş mi oluyor abi yani mesela böyle yanlış yorumlar yapmakla? Şimdi Allah'ın bütün ayetleri hakkı anlatır. Muhkemi de, müteşabihi de. Fakat müteşabih ayetler farklı yorumlar yapmaya elverişli ve müsait olduğundan dolayı onlar kendi işine gelen yorumu oradan çıkartıyorlar. Ben burayı böyle anlıyorum. Ali İmran suresindeki 7. ayetindeki onlar kalplerinde eğrilik olanlar müteşabih. Mesela bir ayette Allah'a yaklaşmak için vesile arayın diyor. Şimdi tarikatta olan birisi bu ayeti alıyor. Diyor ki kişi olarak anlıyor işte. Yaklaşmak için aracı arayın. Bir aracı bulun. Böyle oraya o anlamı çakıyor. Böylece gidiyor şeyhinin kuyruğuna yapışıyor. Halbuki bir sürü ayet var. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Allah size şah damarınızdan daha yakındır. Rayına bizi güt demeyin, unzuruna bizi gözetleyin.
Herkes hesabını kendisi yalnız verecek filan. Bunları bırakıyor. O ayeti müteşabih bir anlam yüklüyor. Oradan şeyhini kuyruğuna yapışıyor. Yani oradaki Allah'a yaklaşmak için vesile arayınızdaki şeyi, Allah'a yaklaşmak için iman edip salih amelleri işleyeceksin ki, yani üstün bir takva sahibi olacaksın ki, üstünlük yalnızca takvadadır diyor Allah. Demek ki Allah'a yaklaşmak için vesile, onun emir ve yasaklarına uyarak salih amel işlemekten geçiyor. Ama o öyle yapmıyor. Aklında bak, kalbinde eğrilik olduğundan dolayı hemen oraya getirip şeyhi tam ayetin ortasına oturtuyor. Böylece bilmeyen zavallı garip, şimdi benim anladığım bu. Onlar ayetlerin kalplerine eğrilik olan müteşabih olanına uyarlar dediği, yani kendi kirli bilgisine müteşabih bir ayeti öyle yorumluyor, vesile ediyor. Ben öyle anlıyorum yani. Şöyle diyelim. İşte ben de şeyi demek istiyorum. Şu vesile arayıp kendine şeyh edinen, bu ayeti bana şeyh bul diyor, ben de gidip bir şeyh bulayım kendime, bu şekilde anlayan, hani deveyi kesti gibi mesela, hani öyle bir mana çıkabilir mi diye. Böyle davranmakla. Şimdi Kur'an'da bunu çok iyi bilmek lazım. Zaten Kur'an'daki farklı anlayışlar ayetlerin kastettiği manayı doğru olarak anlayamadığından dolayı farklı sonuçlara gidiyorlar. Bir tanesi dedi ki, ben dedim ki Kur'an'daki bazı ayetler o konuda uzmanlaşanlar tarafından anlaşılır dediğim zaman, sen mi söylüyorsun Ali Rıza Bey, ben senden bunu ummuyordum dedi. Ben de ona 10-11 maddelik bir mesaj yazdım, gönderdim. Belirli bir zaman sonra baktım ki benim anlattıklarımı anlatıyor bir konferansında. Şunu anlıyor. Kur'an'da iki tip ayet var derken, muhkem olan ayetler kitabın anasıdır. Yani bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Ne diyorsa edebi sanatlarda iki anlatım var. Birisi gerçek anlatım, birisi de mecaz anlatım. Gerçek anlatım, oradaki kelimenin ne anlama geldiği konusunda farklı anlamı olmayan, olduğu gibi anlaşılan anlatım şeklidir. Ama mecaz anlatım, kendi anlamı dışında farklı anlamlara gelebilen anlatım şeklidir. Eğer mecaz veya Kur'an ifadesiyle müteşabih olmamış olsaydı, bir kelimeyi binlerce cilt ortaya çıkarmak için kitaplar yazsan onun karşılığını bulamazdın. İşte Kur'an'da en müteşabih olan ayetler kendi anlamı dışında farklı anlamlara gelebilen anlatım şekli olduğundan dolayı bir müteşabih ayetin kastettiği anlam bir tanedir. Ancak bunu da benzeşen ayetlerden ancak anlaşılabiliyor. Onun için kalbinde maraz olanlar ayetlerin müteşabih olanlarına uyarlar, olmadık yorumlarını yaparlar ifadesiyle kastedilen anlamın dışında farklı bir anlam yükleyerek kendi anlamını oraya Tevfik Hocam'ın anlattığı gibi bir anlam çıkarıyorlar. Mesela edebi sanatlarda bir adamın kolu uzun dediğin zaman, buradaki kolu uzun kelimesi bir, fiziki olarak kolu uzun anlamında kullanmışlar edebi sanatlarda. Birisi mevki, makamı yüksek, nereye varsa sözünü geçirir anlamında kullanmış. Bir de hırsız anlamında kullanmış. Buradaki ifadede de hangi anlamda kullandığını eğer anlayamazsan doğru bir yere bunu oturtamıyorsun. İşte Kur'an'da da örnek verelim. Mesela Musa vurdu taşa asasını, 12 tane pınar fışkırdı. Gerçekten taşa asasını vurduğu zaman genelde bütün müfessirler bu ayetteki bu ifadeyi mucize olarak anlamışlar. Oysa
Kur'an'da asa kelimesini iki anlamda kullanmış. Birisi Allah'tan aldığı vahiy bilgileri topluma anlattığı zaman toplumdan 12 tane duyarlı insan meydana geldi anlamında kullanmış. Bu ifadeyi eğer Kur'an kendi bütünlüğü içinde başka bir ayette diyor ki hani Musa kavmi için su aramıştı. Biz de onu asanı taşa vur dedik. 12 tane pınar fışkırdı. Bu ayeti Maide suresi 12. ayette 12 tane gözetleyici kıldık ifadesi kullanıyor. Yani oradaki su kelimesinin, pınar kelimesini 12 tane Allah'tan aldığı vahiy bilgileri anlayan Resul ortaya çıktı. Ve yine Araf suresi 160. ayette diyor ki 12 tane gözetleyici çıktı ve 12 tane kabile ortaya çıktı diyor. Her kabile, her kavim su içeceği yeri bildi diyor. Buradaki su kelimesini ilahi mesaj anlamında kullanmış Kur'an. Oradaki 12 tane gözetleyici Resul onlara vahiy bilgileri anlattı. Doğru bilgiyi, o vahiy bilgiyi anlatan Resullerden öğrendi mesajını anlatıyor. Oradaki 12 tane pınar fışkırdı ifadesini mucize olarak anlatıp Kur'an'daki kastedilen manayı yakalayamazsan Kur'an kendi içerisinde tutarsız, çelişkili bir kitap olarak önümüze çıkar mesajı veriyor. Ve çok ayeti var böyle. Mesela edebi sanatlarda diliğin altındaki baklayı çıkar. Veya eteğindeki taşı dök ifadesi kendi anlamı dışında farklı anlamlarda kullanılıyor. Mesela hani bir adam öldürmüştünüz de ihtilafa düşmüştünüz. Biz de kesmiş olduğunuz ineğin bir parçasını vurun demiştik. Siz de ona vurmuştunuz. O da dirilmiştir. Kur'an'da da eğer bu ayeti doğru anlamazsak kesinlikle doğru bir sonuca varamıyoruz. İşte Allah'ın kastettiği muradı anlayabilmek için Kur'an'ın bütünlüğü hakkında, bütün ayetler hakkında doğru bir bilgiye ulaşmak gerekiyor. Hani Enbiya suresinin 95. ayetinde ölen bir insan asla yeryüzüne bir daha geri gelmeyecek diyor. O zaman buradaki ineğin bir parçasıyla vurun kelimesini o adamın ölü, hayati fonksiyonlarını yitirmiş anlamında olan ölü anlarsak bu Kur'an'la tezat teşkil eder. O zaman Kur'an'la tezat teşkil etmeyen bir anlayışı bulmak lazım. O da Kur'an'da ölü kelimesini iki anlamda kullanmış. Birisi hayati fonksiyonlarını yitirmiş anlamındaki ölü, buradaki ölü hayati fonksiyonlarını yitirmiş anlamındaki ölü değil, vahye karşı gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlenmiş olanlara Kur'an ölü diyor. İşte bunu da benzeşen ayetlerden anlıyoruz. Yine bununla ilgili bir ayeti hatırlayalım. Çünkü bu olaylar çok önemli olduğu için Kur'an'ı anlamada temel referans teşkil ediyor. Hani Bakara suresi 259. ayette hani görmedin mi o adamı köhne bir beldeye gelmişti de Allah burasını nasıl diriltecek demişti. Biz de onu oracıkta öldürdük. Buradaki ölü kelimesini hayati fonksiyonlarını yitirmiş anlamında mı yoksa vahye karşı o inkar edişinden dolayı Cibril'i kabul etmeyişinden dolayı Allah'ın gönderdiği vahiy kurallarının dışında söylem ve eylemini düzenleyen ateist, deist olan bir kişinin profilini ortaya koyduğunu anlayamazsak bu ayeti de anlamamız mümkün olmuyor. Orada onu oracıkta öldürdük ifadesi kullanırken artık o ilahi mesajla irtibatı kesilmiş anlamında
gözleri olduğu halde hakkı göremeyen, kulakları olduğu halde hakkı işitmeyen, kalbi olduğu halde yani beyni olduğu halde ilahi mesajda beyni köreltilmiş, mühürlenmiş anlamında, ilahi mesajda diyalog kesilmiş anlamında. İşte onu 100 yıl ölü bıraktık ifadesi kullanırken vahye karşı ne söylenirse o ilahi mesajda diyaloğu kesik anlamında. Hani İsra suresi 45. ayette Kur'an'la o inkar edenler arasında bir perde çektik ifadesiyle olan anlatıyor. İşte sonra onu dirilttik ifadesi kullanırken dirilme olayı dünya hayatında değil, ahiret hayatındaki dirilmeyi anlayamazsan yine çözemezsin. Azığına bir baktar taptaze. Oradaki yemek, azık kelimesini amel anlamında kullanmış. Ona bak taptaze ifadesi kullanırken oradaki mucize olarak fasulye yemeği, gölevez yemeği, patates yemeği değil, oradaki azık kelimesi amel anlamında kullanmış. Çünkü İsrail suresi 13. ayette ne diyordu? Bütün insanların yapıp ettiklerini boynuna bir kuş olarak doladık, kitap olarak doladık ifadesi kullanıyor. Ahiret aleminde herkes açın kitabınızı dediğin zaman onlara bütün amelleri ortaya konulmuş. Eyvah! Küçük büyük ne varsa hepsi kaydedilmiş ifadesi kullanıyor. Eşek kelimesini de orada bildiğimiz eşeğine bir bak taptaze derken, eşeğine bir bak ona nasıl etki yediriyoruz derken, o inkar edenlerin bedenine Kur'an eşek kelimesi kullanıyor. Hani Cuma suresi 5. ayette ne diyordu? O Tevrat yüklü kişilerin o eşeklerin konumuna benzetiyordu. Yine başka bir ayette şöyle diyordu. Yeryüzündeki en çirkin ses eşeklerin sesidir diyor. Eşeklerin sesini ifadesi kullanırken Kur'an yine aklını kullanmayanlar hayvanlar gibidir. Hayvanlardan da daha aşağıdır ifadesi kullanıyor. Burada hayvanlardan daha aşağıdır ifadesi kullanırken de en çirkin ses eşeklerin sesidir ifadesi kullanırken inkar edenlerin o inanç ve yaşam biçimini sembolize eden, anlatan bir ifadeyi ortaya koyuyor. Yani hayvanlardan daha aşağı olan en çirkin ses eşek anlamındaki ses değil, eşeklerin sesi değil, o inkar eden insanların sesi, yaşam biçimi, hayat tarzı en çirkin olanıdır ifadesi kullanıyor. Çünkü o eşekler birer melektir. Onlara demiyor Allah, o inkar edenlere eşek diyor Allah. Haşa tabiri caizse. Bilmiyorum anlatabildim mi? Olay bu. Peki. Arkadaşlar zaten saatimiz de geldi. Bugün bir ayet işleyebildik. Başka sorularınız, söylemek istedikleriniz varsa buyurun. Peki. Oldu. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler.